Sevgili arkadaşlar, bundan 5 yıl önce 17 Şubat 2016 Genelkurmay'ın hemen burnunun dibi meclise 5 dakika mesafede kara kuvvetlerinin ve askeri lojmanların yanında 29 canımızı şehit ettik. Merasim sokakta. Sizlere onları hatırlatmak istiyorum. Niye onları hatırlatmak istiyorum? O şehit edilen canlar kimdi biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bugün görüştüğümüz kanunda ismi geçmeyenlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımcı hizmetlerinde doktor, hemşire, uzman personel, teknik personel, belki o zaman ismini duyduğunuz sivil memurları size hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Kimdi o şehit edilen canlar? Daha birkaç gün önce şehit olan, arkasından hep birlikte gözyaşı döktüğümüz Assubay Semih Özbey'in, Assubay Ömer Halis Demir'in silah arkadaşları, assubaylar değerli arkadaşlar. Bu kanunda ismi geçmeyen assubaylardan bahsediyorum. Tabur yönetmiş, ülkesi için can vermiş emekli binbaşılardan bahsediyorum değerli arkadaşlar. 16 Mayıs 1970, yine bugün görüştüğümüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu görüşülüyor mecliste. Ama assubaylarla ilgili o zaman da bir ilerleme olmadığı gibi özlük haklarında geriye gitme var. Tabii mevcut askeri kanunlar gereği assubayların eli kolu bağlı olduğu için o zamanki adı TEMAY olan assubay eş ve çocukları bir yürüyüş düzenliyorlar. Yürüyüşte düzenlenen pankartlarda şunlar yazıyor arkadaşlar. Araba değil mesken istiyoruz. Albaylara havyar, assubaylara çavdar. Ordu bölünmez bir bütündür. Türkiye'de imtiyazlı bir sınıf yaratılamaz diyor. Bu defa 1975'e gidiyoruz 70'ten 5 sene sonrasında. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra enflasyon almış başını gitmiş, memurlara zam yapılmış. Genelkurmay bir teklifte bulunuyor. Sanki Kıbrıs Barış Harekatı'nı sadece subaylar kazanmış gibi subaylara tazminat ve yan ödeme. Bu arada onunla da yetinmiyor. Diyor ki assubaylara da ordunun hiyerarşisi gereği diyor. Binbaşıya denk olan kıdemli başçavuşun maaşını diyor yüzbaşının seviyesine düşürün. Böyle bir düzenleme geliyor meclise. Bu sefer 600'ün üzerinde assubay, 60 tane assubay eşi Ulus'tan başlıyorlar -5 derecede arkadaşlar. Kızılay'a kadar yürüyorlar. Kızılay 60 metre kala panzerler durduruyor. Bir assubay eşinin panzerin önünden kaçmayıp söylediği "Değil su, kurşun yağdırsanız davamızdan vazgeçmeyeceğiz" sözlerini burada hatırlatıyorum. Bu yürüyüşten dolayı assubaylar ordudan atıldı, hapse atıldı. Kuvvet değiştirildi, sürüldü değerli arkadaşlar. Aradan 50 yıl geçti. Bu 50 yılın 20 yılında da neredeyse siz iktidardasınız. Bugün yine assubaylar bu kanunda yok değerli arkadaşlar. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Sıcak ofisinde çalışan memur 9-2'den başlıyor. O dağda, karda, kışta, kıyamette dağ başında çalışan, canını veren assubay 9-1'den başlıyor. Assubayların görevi başlama derecesi arkadaşlar 9-2 olmalı. Emekli maaşını doğrudan etkileyen tazminat sorunu var. Adına ne derseniz deyin. Yok kıdemli başçavuş tazminatı, görev tazminatı, makam tazminatı. Ama bu sorun çözülmeli değerli arkadaşlar. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kanayan yarası emekli binbaşıların emekli olduklarında onları ciddi sıkıntıya sokan sorunları çözülmeli değerli arkadaşlar. Uzman jandarmalar var. Her ne kadar bugün İçişleri Bakanlığı personeli de olsa Türk ordusunun üniformasını taşıyorlar. Onların da statü problemini biz hep beraber çözmeliyiz. Ya assubay yapalım, assubay çavuş, ya assubay yardımcısı yapalım. Eğitimlerini, okullarını meslekten sayalım değerli arkadaşlar. Onları da çözelim. Anadolu insanı için söz namustur. Bir sözü hatırlatmak istiyorum buradan. Kayseri Komando Tugayı 2018 yılı, Haziran ayı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan assubaylara müjde veriyor. Diyor ki, assubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz. Mesela şu anda 2 yıllık yüksek öğrenim mezunu bir assubayımız 9-1'den başlıyor, 9-2'den başlayacak diyor. Aynı şekilde 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu 9-3'den başlıyor, onları da 8-1'e yükselteceğiz diyor. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Sözünüzü tutarsanız o sözün hükmü olur. Sözünüzü tutmazsanız o söze kimse bir daha itibar etmez. Assubaylar da itibar etmez. Bu hafta kötü bir haber aldık. 13 asker kökenli ve sivil kökenli sivilimizin PKK terör örgütü tarafından katledilmelerini, infaz edilmelerini hepimiz üzüntüsünü yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum.
Aynı zamanda bu operasyonda hayatını kaybeden 2 yüzbaşımız ve bir astsubayımız var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olan askerlerimize de bir an önce sağlıklarına kavuşmalar için dileklerimizi buradan iletiyorum. Genelde milletvekili seçildiğim günden bugüne kadar terör konusunda ve teröre karşı duruş konusunda mecliste her anlamda dik duran, bölgesinin, ülkesinin, yurttaşlarının, seçmenlerinin isteklerini ve taleplerini, beklentilerini bu kürsüde korkmadan, yılmadan, cesurca seslendiren bir milletvekili. Belki benzer bir konuşma olacak ama bu konuşmayı tekrarlamakta da yarar görüyorum. Çünkü sürekli bu Türkiye'nin gündemine geliyor. Türkiye'nin gündemine gelirken CHP ile ilgili algı yaratılmak için kullanılan meseleler. PKK bir terör örgütü müdür? Evet. PKK alçak, şerefsiz bir terör örgütüdür. PYD bir terör örgütü müdür? Evet. PYD alçak, şerefsiz bir terör örgütüdür. YPG terör örgütü müdür? Evet. YPG alçak, şerefsiz bir terör örgütüdür. FETÖ terör örgütü müdür? Evet. FETÖ alçak, şerefsiz bir terör örgütüdür. Bunlardan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi burada mesele şu. Bence terörle mücadele yalnızca Türkiye'de bir siyasi partinin mücadelesi olmamalı. Terörle mücadeleyi Türkiye'de bir devlet politikası ve bir devlet geleneği haline dönüştürmemiz lazım. Zaten Türkiye'de yaşanan temel sorun da bu terörle mücadelede. Bakın, PKK terör örgütünün ilk eylemi 1984 Eruh katliamı. Aradan 37 yıl süre geçmiş. Bu 37 yıl sürede 6 cumhurbaşkanımız değişmiş. 12 başbakan değişmiş. 24 hükümet değişmiş. 25 İçişleri Bakanı değişmiş. Ama sonuç itibariyle bugün parlamentonun yine gündem konulardan birisi terör. Demek ki terör bir siyasi partinin meselesi değil. Terörü bizim bir devlet meselesi olarak görüp bütün siyasi partilerin ortak değerler üzerinden bir devlet politikasına dönüştürmemiz lazım. Peki bugün öyle mi? Şu anda teröre karşı mücadele bir devlet politikası mı? Ben üzülerek söylüyorum. Neyi üzülerek söylüyorum? Şimdi düşünün ki 13 tane şehidimiz var. 3 tane de operasyona katılan, etkin faal olan 2 subay, yüzbaşımız ve bir az subayımızın şehit haberi geliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Rize Kongresi'nde kürsüde canlı telefon bağlantısıyla şehit yakınlarımızdan, şehitlerimizden birisinin annesiyle telefon bağlantısı kuruyor. Bu nedir? Bu terörle mücadeleyi siyasallaştırmadır. Asla ve asla terörle mücadele siyaset konusu yapılmamalı, parti meselesi yapılmamalı. Bakın, partili cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük iddiası neydi? Bakanlar milletvekilleri arasından olmayacak. Yani milletvekilinden bakan olmayacak. Bakan siyasi bir kimliği temsil etmeyecek. Bakan konusunda uzman dışarıdan kişiler olacak ve siyasetin dışında bakanlıklarıyla ilgilenecek. Bakın, Milli Savunma Bakanlığı'nın TATU Generalinden belli tanırım Hulusi Akar'ı. Dostluğumuz da vardır. Bugün AK Parti Ankara İl Kongresi vardı. Milli Savunma Bakanlığı'nın AK Parti Ankara İl Kongresi'nde ne işi olabilir? Ne işi olabilir? Soruyorum size. Onun için soruyorum, söylüyorum. Bunları dinleyin. Yani devleti gelenekleriyle, kurallarıyla ve kanunlarıyla yönetin. Ve bazı konularda gerçekten devletin ilaçlık yapısına, geleneklerine aykırı davranışlar göstermeyin. Ve bir şey daha sormak istiyorum size. Devlette ve hükümette devamlılık esastır. 13 tane yurttaşımız kaç yıl önce kaçırıldılar, alıkonuldular, rehine alındılar, adını ne korsanız koyun. Yaklaşık 5-6 yıl önce, değil mi? Peki, alını koyabilirler mi? Terör örgütleri yolu kesebilir mi? Kesebilir. Ben Tunceli milletvekilimde bunu yaşadım. Seçim kampanyamda Pürümür ilçesine hiç gidemedim, yol kesikti. O korkuyu yaşadığınız zaman kimse o bölgelerde cesaret göstermesin. Buralarda konuşmak gibi değil. Buralarda konuşmak gibi değil. Peki kaçırdınız. Devlet nerede? Niye nerede diye soruyorum. Eğer o bölgede bir mağarada 5 yıl saklanmış olsalardı size hak verirdim. Ama yaklaşık 600-700 kilometre kaçırıldıkları yerden sınır ötesine götürülebiliyorlarsa ve bu terör örgütleri sınır ötesine götürüp bir mağarada 5-6 yıl orada esir ediyorsa, alıkoyuyorsa, rehin ediyorsa bizim sınır güvenliğimiz nerede? Demek ki sınırlarımızdan istediği gibi isteyen elini kolunu sallayarak teröristi de getirip götürüyor. Buyurun toparlayın. Ve bunları ifade ederken
Siyasi bir değerlendirme yaparak bunları konuşmuyorum. Ben kendi bölgemde de, mecliste de her zaman devlet geleneklerine uygun davranılması gerektiğini, siyasi partilerin gelip geçici olduğunu, devletin kalıcı olduğunu iddia eden bir siyasetçiyim. Bugün AK Parti hükümet, siz hükümeti yönetiyor olabilirsiniz. Ama yarın bir başka parti gelecek geçmişte olduğu gibi. Partiler geçici, devlet kalıcıdır. Onun için ki terörle mücadelede yalnızca kendi bakış açınıza göre siyasi geliştirmeyin. Siyasallaştırmayın, terörü iç siyaset malzemesi yapmayın. Terör bu ülkenin ulusal meselesidir ve terörle ilgili bir devlet politikasına bu ülkenin ihtiyacı var diyorum. Terör örgütleri başta PKK olmak üzere, başta FETÖ olmak üzere bu ülkede bunlara musamma gösteren herkesi de bu terör örgütlerinde şiddetle kınıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.